Sürüyormuşsunuz hocam. Söyledikleriniz 104 kitapta yokmuş. Buyurun. Sözün muhatabı sizsiniz. Sizden bahsediyor. Söyledikleriniz 104 kitapta yok. Faiz, rüşvet, haram, her şeye yol veriyorsunuz. Bunu diyen cübbeli. Faize? Faize, rüşvete, harama yol veriyorsunuz. Hı. Söyledikleriniz 104 kitapta yok. Çay TV, yani bu ekranlar sizi gibileri çıkarmaması gerekiyormuş cübbeliye göre. Buyurun. Neler diyeceksiniz? Önce şöyle söylemem icap ediyor. Neden? Niçin? Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarından din adamlarının konuşma imkanlarına kavuştu. Kavuştu da bu kadar güzel imkanlar bize sağlandı elhamdülillah. Şimdi bu güzel konuşmaları ihlal etme babında neden birbirine adeta çamur atmaya lüzum görüyoruz? Neden efendim 104 kitapta yoktur büyük bir itham, suçlama olmayan meseleleri konuşuyor bir muhatabına, insana bunu söylemek neden icap ediyor? Hiçbir din adamı bir meslektaşına bu ifadeleri, bu gibi ifadeleri konuşması doğru olur mu, oluyor mu? Eğer bir hata varsa, ki mesela benim bir hatam varsa konuşmamda, bu hatamı en güzel, en güzel bir üslubla şöyle: Ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti. İlimle çağır Habibim, ayeti kerimede. Ud'u ila sebil rabbike. İlimle çağır. Daha ikinci madde, ve mev'izetil hasenati. Güzel sözlerle ifade etti. Fekûlâ lehu kavlen leynen. O Firavun efendim çok şiddet bir insandır. Onunla böyle gökten düşer gibi konuşmayın. Biraz molayım, aşağıdan alın. Allahu Teala İsa ile Harun'u ikaz ediyor. Üçüncü madde, ve cadilhum milletihi ahsan. En güzel mücadeleyi verin. Hakkı, doğruyu bulmak, söylemek için güzel mücadeleyi verin. Peki bir din adamı tanınmış bir din adamı, böyle görüyorum ben, bu maddeleri hiç dikkate almadan bu Kur'an'ın üslubunu, Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti ve mev'izetil haseneti ve cadilu milleti ahsen, almadan ekrandan bayağı isim vererek 104 kitapta yoktur söyledikleri o yaşlı kişinin, onları nereden buluyor, getiriyorlar oraya falan. Evet. Yine bir meslektaşım Süleyman Hoca, ömrünü vaizlikle geçiren Süleyman Ramazanoğlu arkadaşımıza, yine Çay TV'nin daha alimleri var Çay TV'de konuşan, bunların hepsini birden ne yapıyor? İtham ediyor. Peki bir din adamı halka eder telkini, kendi yutar salkımı. Böyle mi olsun yani? Tamam. Peki istihza dolu bu sözler, istihfaf dolu bu sözleri hiçbir din adamı, Cübbeli Ahmet Efendi denilen bir hoca efendi bu şekilde konuşur mu? Bu o gibi insana, o gibi bilgili aynı zamanda insana şahsiyet itibariyle, görünümü itibariyle mükemmel bir takva, zahit bir insana böyle istihfaf, istihza
şeklinde yaşlı bir adam beni kastettiği de anlaşılıyor ve Süleyman Hoca'yı kastediyor demesi uygun olur mu acaba? Var mı İslam'ın ahlakında? Neresinde? İslam'ın ahlakını şöyle biraz şöyle dur diyelim de geçelim. Var mı Nakşibendi'de? Tarikat-ı Nakşibendi'de böyle istiğfaf var mı? Alay var mı? Hı? Çay TV midir? Çorba TV midir? Hı? Oo. Bozdun Sayın kendim. Hocam. Oluyor mu? Yakışıyor mu? Ben kınadım seni. Sen derhal evvela Mevla'dan af dileyeceksin. Ya Rabbi istihza ettim, alay ettim. Bana bu şeyler yakışmadı. Nedense aldandım. Ya Rabbi beni affeyle diyeceksin. Ondan sonra Çay TV'ye ve Çay TV'de görev yapanların hepsine efendime söyleyeyim özür dileyeceksin. Halallık isteyeceksin. Olmaz kardeşim. Bir din adamı böyle yapar mı ya? Yapar mı? Sen bildiğim kadarıyla sen beni tanımazsın ama ben seni iyi tanırım. Hatta bir defasında geldim. Ruhul Furkan tefsirini yaparken o orada ben de oturdum sizinle beraber. Sen de orada komisyondaydın. Hoca Efendi de oradaydı. Oradan tanıyorum seni. Zaten Rize'de okumuşsun. Evet. Orada da tanıyorum seni. Böyle bir konuşmayı sana çok gördüm. Sonra tarikatın Nakşibendi gibi bir tarikatın mensubusun sen. Az çok bir cemaatin var. Seni izleyenler var. Seni zahit, takva, mükemmel, alim, fadil, kamil diye tanıyan ve senin savaş demeyelim de müdafaanı, iyilik müdafaanı yapanlar çok etrafında maşallah. Peki senin bu sözlerini, daha çok var bu sözlerin içinde, bu sözlerini ben dikkate almadım. Sen benim tahminime göre oğlumdan da küçüksün. Tahminime göre öyle. Eskiden beri tanıyorum seni ben. Gıyaben tanıyorum seni. Oğlundan da küçüksün. Seninle böyle bütün bir Türkiye Cumhuriyeti televizyonlarından bir efendim medya ustu bir televizyonda böyle seninle tartışmayı bile uygun görmem. Ben kendimi yakıştıramam. Ne lüzumu var? Lüzumu olur mu? Senin gibi tarikat mansubu bir kimse sana o gözle bakıyoruz. Peki ne zannediyorsun mesela Cübbeli Ahmet Hoca? Ben senin hocanı, Hoca Efendi'yi tanımam mı zannediyorsun? Acaba ben ona ne kadar yakınım biliyor musun sen? Ya peki sen Kemal Efendi'yi tanıyor musun? Sor bakayım Kemal Efendi'ye. Beni tanır mı? Akrabam mı diyecek sana? Ne diyecek sana? Bak Kemal Hutoğlu, Necati Hutoğlu bak bakalım. Hoca Efendi'nin sağ kolu Kemal Efendi'ye sor bakayım. Yaptığın işi beğenecek mi? Ona bir danış bakayım. Ya, çok kınadım seni. Çok. Ya, sen mesela yapmam da şunu da söyleyeyim. Ben Hoca Efendi'nin yanına çok rahat girip çıkarım biliyorsun. Sen bilmiyorsun belki. Çok rahat girer çıkarım. Çok da iyi tanır beni ve çok da sever beni. Sever ya. Ona gördüğüm enteresan rüya var. Peygamber Efendimizle yan yana gördüm onu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hoca Efendi beni ona şikayet etti. Sakalımla ilgili. Resulullah beni şikayet etti. Ya benim bu rüyam İsmail Ağa'da çok meşhurdur. Bilmeyen yok onu. Ya, şimdi gelelim. Peki seni gideceğim Hoca Efendi'nin yanına. Desem ki hocam sizin mensuplarınızdan
sizin Ruhul Furkan tefsiri komisyonunda oturan, aynı zamanda ilmiyle, irfanıyla Türkiye Cumhuriyeti medyasında, televizyonlarında İslam'ı babda konuşma kuvvetine haiz, konuşabilen, milleti İslam'a sevk etme babında elinden geleni gayret eden bu senin muridin, evet evet, ne yaptı biliyor musun? Dinler beni hoca efendi. Ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Şöyle 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 yaptı. Peki senin durumun ne olacak? Zaten biraz sicilin bozuk. Değil mi? Aa, hoca efendiye karşı sicilin biraz bozuktu senin. Onu da bilirim. Aa, eski mertebende değilsin sen. Eski konumunda değilsin. Düştün aşağı. Maneviyatta aşağı düştün. Hoca efendinin gözünde haberin var mı? Ya onlardan da haberim var benim. Söylesem sen o zaman gidecek yer, kaçacak yer ararsın, arayacaksın. Ne yapacaksın? Ama demem. O kadar ileri gitmem. Kırmam. Kırmak istemem. He? Daima koruyucu, daima sevici bir halet-i ruhiye sahibim ve ona devam etmek isterim. Yani hulase-i kelam bu aramızda hiç yakışmadı. Seninle tartışmam hiç yakışmadı, yakışık almadı. Ben senin aynı zamanda belki de çok yaşındayım. Yaşlı, evet yaşındayım. İlmim belki sen kadar yoktur. Bu tevazu gösteririm. Evet. Belki olabilir. Kimin ilmi fazladır? O hususta bir taraziye koymamışız. Birbirini imtihan etmemişiz ve bir komisyonda da imtihan olmamışız. Bak kardeşim, Cübbeli Ahmet Hoca kardeşim, beni 14 senedir Çay TV'de konuşuyorum. Dikkat et, 14 senedir. Daha bugüne kadar hiçbir hoca, hiçbir vilayetten meşhur benden hocalar yok mu Türkiye'de? Dolu. Hiçbir hoca şu meseleyi yanlış konuşuyorsun. Artık lütfen İslam'a zararlı oluyorsun. Lütfen televizyondan alakayı kesin. Allah rızası için kesin. Gidin evinize oturun. Yahut da daha okuyun da gelin. Diyen hiç kimseden bir ihtar hocalardan, ulemadan ihtar almadım. Görüyor musun? Hiç ihtar almadım. Yalan haram. Yüksek Din Kurulu'nda ahbaplarım, arkadaşlarım, komşularım var benim. Rize'den o komşularım var. İbrahim Hoca, İbrahim Karslı, Zeki Sayar, diğer hocalar. Onlar beni takip ediyor. İzliyor. Sorarım onlara. Ya beni niye takip ediyorsunuz siz? En yüksek seviyede bir hocasınız. Ya senin konuşman, bazı meselelerin hoşumuza gidiyor. Onun için seni izlemek istiyoruz. İzliyoruz diyorlar. Ha? Ama dediğim olarak ya, ama sizden ricam var. Eğer bir yanlışlığım olursa, Yüksek Din Kurulu artık, bundan yukarısı yok. Bir yanlış konuşursam, bir fetva meselesi de şurada burada. Lütfen bana telefonla veyahut da fax veyahut telefonla lütfen bildirin, rica ediyorum size. Ben hatamı düzelteyim. Bir hafta ne yapayım? Cemaatime, beni izleyen Türkiye'deki bütün cemaatime, geçen hafta şu mesele hakkında böyle konuştum. Yüksek Din Kurulu'nda veyahut da başka Siirt'ten, Bitlis'ten, Van'dan bir ulema, alim bana ihtarda bulundu. Tekrar onu ne yapıyorum? Tahsil ediyorum diyebileyim. Derim. Tenezzül ederim. O gurur yok. İslam'da gurur yok. Ama bugüne kadar 14 yıldır konuşuyorum buradan. Bir tane olsun ihtar almadım. Sen diyorsun ki, ne diyorsun? Bir şeyler söylüyor, faize yol veriyor, memlere yol veriyor, memlere yol veriyor. Dediklerinden 104 kitaba bir tane yok diyorsun. Yardım mı şimdi? Öyle mi? Sen beni dinledin mi, izledin mi? Bak kaynak kaynak söylerim, kaynakları, ibareleri okurum. Hı? Ama senin kadar İslam'ı sıkıştırmam ki ben. Sen İslam'ı sıkıştırmaktan zevk alan bir hocasın. Zevk. Beşşiru ve la tünnefiru. Hadisini unutmuşsun.
Hiç ona o kapıyı açtığı yok. Beş kilo müjde verin. Müjde verin. Ha? Ve la tunafiru. Nefret ettirmeyin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. O hadise hiç kulak verdiğin yok. Yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın. Çetinleştirmeyin. Ha? E bir bölümü de böyle. Sen ne yapıyorsun? Haberin var mı? Ya bu millet, milleti bazadan mı çıkaracaksın? Ha? Niye bir işin bir kolay tarafını da söylemiyorsun? Hep cehenneme, cehenneme, cehenneme. Yahu bir de cennetin sayfasını oku. Bir de cenneti anlat. Bir de heveslendir milleti. Cennet şöyledir. Hepiniz iman, imanı kurtardıktan sonra ha? Amellerinizi Mevla dilerse affeder. Musamahakar konuş biraz. Milletin gönlünü aç. Bu kadar sıkıştırıcı, korkutucu, nefret ettirici, İslam'dan kaçırıcı, eski tip, eski tip, eski usul, eski tip, eski ulema hep öyle konuşurdu. Sen de onlardan kaynaklanmış biliyorum. Kafandaki bazı şeyleri bilmem zannetme. Nereden geliyor onlar? O konuşmaları nereden alıyorsun? Nereden geliyorsan onları hep biliyorum ben. Nereden alıyorsunlar? Eski hocalarımız sıkıştırıldı. Kravat bağlayan kravatla namaz olmaz. Baş açık namaz olmaz. Efendime söyleyeyim, kısa kol namaz olmaz. Sen de onların bir modelini ortaya koymak istiyorsun. Daha neler, daha neler. Saysam sana. Ya sen o deviri kapat kapat. Yeni bir devir aç, çığır aç, yeni bir çığır. İslam'ı sevdir millete. Kur'an'ı sevdir. Kaçırma. Eski ulema kaçırdı, kaçırdı, kaçırdı. Şimdi gelin diyor ha. Gelmez. Şimdi işten geçti. Sen de öyle bir hal görüyorum. Bende o hal yok. Ben onu yapamam. Ben İslam'a Mevlana'nın dediği gibi yine gel, yine gel. Putperest isen, mecusi, nesara isen yine gel. Bu dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Bin kere küfrettin sen yine gel. Ben bu felsefenin içindeyim. Bu felsefeyi takip ediyorum. Cübbeli kardeşim. Ya artık burada sana verecek bir cevabım yok sayılır. Evet. Ne cevap vereceğim sana? Sana nasihat ettim. Evet. Nasihat ediyorum sana. Bundan sonra çok dikkatli ol. Hiçbir ulemanın, alimin istizai şekilde kimseden konuşma. Senin sözlerinde bak darılma ama. Bak emin ol, yeminle söyleyeyim. Senin konuşmalarında ve sözlerinde gizli bir kibir görüyorum. Tekebbür görüyorum. Ha? Ben her şeyi bilirim. Öyle bağırıyorsun falan bir şeyler. Bir heyecanlı heyecanlı. Ha? Bu sözlerinde kibir hissediyorum. Allah korusun. Ya sen kibrin başı kim olduğunu çok iyi bilen bir hocasın sen. Kibrin başı kimdir? Ya onu bilirsin sen. Peki kibir öyle koku geliyor bana diyorum sana. Koku. Senin sözlerinden koku geliyor bana. Çok çirkin, çok çirkin bir koku geliyor bana. Kirli bir koku geliyor. Ha? Efendim mesela çay tipi mi, çorba tipi mi? Yok bilmem nedir, o Süleyman midir? O bilmem nedir falan, herkese bir lakap falan takıyorsun böyle. Evet. İstiza. Ulan istiza değil mi? Sen istizayı biliyor musun ne kelimedir? Bilirsin sen. Pazarda okumuşsun sen. Resul Hoca'nın talebesisin sen. Ya istihza edebilirsin, istiğfaf edebilirsin. Çok iyi bilirsin. Ama neden böyle konuşuyorsun? Anlayamadım. Hem de sen bir tarikat mensubusun. Ha? Neden böyle? Olmaz, olmaz. Yapamıyorsun. Örnek olacaksın. Cübbeli Ahmet kardeşim. Biz örnek olmazsak bu millete, bu cemaate, bu İslam'a kim daha başka kim örnek olacak? Bizde Resulullah bize örnek oldu. Bizde onun ashabı örnek oldu bize. Bizde ha ashabi kendi cumi miyim? İktedeytüm. Sonra gelin şu meseleye. Biliyor musun? Farkında mısın? Beni dinliyor musun? Ekseri kaynak gösteririm ben. Kaynaksız pek konuşmam adetim değil biliyorsun. Sen konuşmaklarına ne kaynak göstereceksin? Hiç duymadım. Seni pek de dinlemem zaten ya. Senin dinlerken beni bir sıkıntı alıyor. Bilmem ki. Neden o? Benim imanımın zafiyetinden mi oluyor? Yoksa onlara da bir mana veremedim. Seni dinlerken bir sıkıntı alıyor beni.
4-5 dakika dinliyorum, kapatıyorum seni. Sen de beni belki de dinlerken sıkıntı çekiyorsun. Tabii, olabilir. Benim ilimsiz konuşmamdan sıkıntı çekiyorsun. Ben de seni neyinden? Sıkıştırıcı. Sıkıştırıcı. Öyle etme, öyle etme, böyle etme, öyle ettin, böyle ettin, şu ettin, bu ettin. Beş yıl velatu nefriyi bıraktın, nefret ettirdin. Evet kardeşim, sevgili kardeşim. Evet, örnek olalım, örnek. Bize İslam'a örnek olalım. Sevgiler sunuyorum tekrar. Tekrar bu meseleyi kapat bu akşamdan itibaren. Yoksa seni gider, gelirim bizzat, tekrar diyorum sana. Hoca Efendi'ye, Mahmud Efendi'ye, benim değerli hocamdır o. Sen bildiğin, bir takat et Kemal Efendi'ye bir sor. Sor, sor, sor. Yoksa gelirim seni, bizzat şikayet ederim, haberin olsun. Daha bu meselenin üzerine durma, bu meseleyi bile kapatalım. Tamam, söz. Hadi bakayım. Evet. Ama sevgimiz devam etsin. Ya arkadaşım, ya kardeşiz, beraberiz. Hep beraber bu Allah'ın ipine asılıyoruz, asılmaya devam edelim. Sen bana gayret ver, hatalarım varsa telefonla söyle bana. Tamam, ya memnun olurum. Kaynaklarıyla beraber söyle bana. Ya Necati Hoca, şu meseleyi böyle söylüyorsun ama bu böyle değil. 104 kitapta yok. Bu oldu mu şimdi bu ifade? Yani bana karşı 104 kitapta yok demekle oldu mu? Uygunu bu mudur? Yakışığı bu mudur? Usulü bu mudur? Öyle olmaz. Hep kaynak. Ben kaynak söylemeden bazı meseleleri kaynaksız geçmem. Evet. Ben kitap, az çok da kitap okumuştum ve okumaya devam ediyorum. Evet. Devam ediyorum. Senden daha önce. Sen daha doğmamıştın. Ben ki okuyordum. Ya. Ya. Sen şimdi ortaya çıkıp da böyle Allame-i Cihan gibi kendini görürsen çok büyük hata işlemiş olursun. Tamam, nedamet getir, pişman ol, tövbe et, Allah'a evvela tövbe et, rücu et. Ya Rabbi, benim gibi takva bir adam, bu insanlar beni zahit takva, sakalım itibariyle, şeklim, şecaatim, müşekkel, mücessem, muttaki, muttaki bir insan biliyorlar. Ben ise hala şeytanın bazı, nefsimin bazı arzularının peşine gitmekteyim. Beni affet ya Rabbi, anlayamadım. Ve Necati Hoca'nın konuşmaları ya Rabbi beni ikaz etti. Vesile oldu bu tartışmamız vesile oldu. Beni affet. Onlardan da özür dileyeceğim ya Rabbi. Çay TV'den özür dileyeceğim ve orada bütün çalışanlardan özür dileyeceğim ya Rabbi. Dua edelim birbirine. Haydi sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet ol.